artık emekli olma vakti gelen gazeteciler de emekli olsunlar. Dedim ki menajeri İstanbul'da değilse bu transferin bitme şansı sıfır. Çünkü Obradovic'in menajeri bitmeye yakın her transferde yanında diye bir haber yaptım. Ardından menajeri tekneden İstanbul Boğazı'nda gezerken bir video attı ve dedi ki istihbaratın yanlış, ben İstanbul'dayım. Bir baktım orada yer bildiriminde Serbia Belgrad yazıyor, Sırbistan. Anında sildi. Daha sonra böyle bir süreç geçti. Obradovic de kalmadı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den ayrıldı. Benim hayalimde, hedefimde sağ içine inmek. Sportif direktör olmak gibi bir arzum var. Bunun da bir üstü 2020'de TRT'de katıldığım bir programda söylemiştim. Hatta daha dalga geçmişlerdi. Kulüp başkanı olmak istiyorum diye. ...91 Eskişehir doğumluyum. 19 yaşına kadar Eskişehir'de hem yaşadım hem eğitimimi orada devam ettirdim. Ardından ablam burada okuyordu İstanbul'da. Ben de İstanbul'a onun yanına gelmek. Bir yandan çok fazla futbol takip ediyordum, izliyordum bir yandan. Yani bu işin aslında öncesinde içimde olan futbol sevgisi beni buraya getirdi. İşte zaman zaman maçlara gelirdim. Bütün takımların maçlarına gitmeye çalışıyordum. Ardından burada bir üniversite kazandım. %100 burslu bir özel üniversite vardı. Ona başladım. Ve ona başlarken de tamamıyla aslında süreç futbol, işte futbolculara nasıl yakınlaşırım, nasıl maçlara gidebilirim? Aslında süreç hep böyle başladı. Bir futbol öznesi ve etrafında benim kurguladığım bir hayat şeklinde. Burada 4 sene üniversite eğitimimi tamamladım. Üniversitenin son senesinde Madrid'de Erasmus yapma şansı yakaladım. Madrid'e gitme sebebim de aslında futboldu. Real Madrid, Atletico Madrid hepsi oradaydı. Tercih yaparken de bütün mesela o dönemki arkadaşlarım daha güzel, eğlencesi bol, renkli şehirleri tercih etmişlerdi. Ama ben futbolun kalbi olan başkentlerden biri Madrid'e gitmeyi tercih etmiştim. Hep aslında aldığım kararlar, üniversite dahil olmak üzere, yaşayacağım şehir dahil olmak üzere hep futbol ışığında geçti. 2019'da kariyerimi doğrudan etkileyen, bugün diliyle o takipçi sayımı 2'ye 3'e katlayan bir olay oldu. O da Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile görüşmesini Sayın Başkan Ali Koç'un evinin önünden an be an bildirmiştim. O dönem telefon susmuyor. Ben sürekli yayındayım, sağanak yağış. Hatta o dönem biraz böyle seyreklik vardı saçımda, topik sıkıyordum kafama. Yüzüme akıyor. Yani rezalet içindeyim. Yani 2 dakika çıkıyoruz arabadan. Araba kenarda bekliyor böyle kanalın aracı. Ben çıkıyorum, yayın yapıyorum. Yine sıra sıklam. Giriyorum, havluyla kuruluyorum kafamı. Tekrar. 3-4 saat boyu. Haber Global'de o dönem daha yeni açılmıştı. İnsanlar o yayından sonra Haber Global'i spor kanalı zannetmeye başlamışlardı. O yayından sonra o gece bana 80 bin takipçi geldi ve onun ardından orada yakaladığım ivme beni TRT Spor'a götürdü. Hep kulüp muhabiri olmak ve bu işi de TRT'de, yani bana göre konvansiyonel medyanın zirvesinde yapmak gibi bir arzum, isteğim, hayalim vardı. Direkt kabul ettim bu teklifi, hiç para pul konuşmadan başladım. Ardından konvansiyonelden dijital medyaya geçiş noktasında da voleyle başladım. Orada güzel bir teklif aldım. Ben muhabirlik yaparken bir yandan haberciliğimi devam ettirmek istiyordum. Hayalim de hep bu şekilde ilerliyor. Yani ne olursam olayım hep habercilik kalsın, hep haberci olayım. Daha sonrakiler gelebilir. Yorumculuk vesaire, onların hepsi ayrı bir kenara ama muhabirlik içimde hiçbir zaman ölmesin. Ben her zaman haberci veya istihbaratçı, bir haberci olarak anılayım arzusundaydım. Bugüne kadar da hep kariyerimi bu şekilde devam ettirdim. Voley'nin ardından da şimdi çalıştığım kurum olan Sports Digital'da genel yönetmenliği yapıyorum. Öncelikle bu atılan iftira mı diyelim artık, başka bir şey mi diyelim, hiçbirini kabul etmiyorum. Hatta bu iftiraları atan, işte hakkımda kötü söylemde bulunan herkese de söylediğim bir şey var. Zamanında bunu alenen de yaptığım oldu. Bu bir hata mıdır? Hatadır. Hiç muhatap veya kale almamam gereken kişiler ama işin içine insanın itibarına bir zede gelecek veya itibarına zarar verecek bir süreç olduğunda bu seni rahatsız ediyor ve bunun tam tersi olduğunu insanlara kanıtlama arzusu hissediyorsun. Ama neyse ki hem takip eden kıymetli takipçilerim hem sözümüze güvenen mesleğin içinden mesleğin dışından herkesin de hep ortak görüşü bu tarz konulara takılmamam ve bu tarz süreçlerde insanların hep bunları yaşayacağı ve işin kötü tarafı da hep beni tanıyan, zamanında yardımcı olduğum, işlerini yaptığım insanların bir süreçten sonra istediklerini yapmamak veya ne bileyim taleplerini zaman zaman karşılayamamaktan geçen saldırılar olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ama çok takılmıyorum bunlara.
Çünkü bunlara takılırsan işini yapamazsın. Sadece şöyle bir talebim var. Biz genç nesil gazetecileriz ve ben geçmiş dönemlerde sabah uyanıp 4 tane, 5 tane bütün spor gazetelerini alan, tek tek sayfalarını okuyan, transfer haberine erişmek için belki de forumlarda sabahlayan, şu anda benim takipçilerimin birebir aynısıydı. Bugün gelinen noktada senin de aynı şekilde, benim de, bizim ekip arkadaşlarımızın da çok ciddi bir habercilik başarısı var ve bu desteklenmeli. Çünkü bundan 20 sene önce, 15 sene önce insanlar gazete doldurmak için, sayfa doldurmak için çok fazla, yani doğru olmayan diyeyim, transfer haberi yapıyorlardı ve insanlar hiçbir şeyden haberi olmadan devam ediyordu. Şu an çok ciddi şekilde bir zenginlik olarak görüyorum ben bunu. Genç nesil gazeteciler çok güzel habercilik yapıyor. Sadece ben değil, benimle birlikte çalışan, çalışmayan birçok arkadaş da bu işi artık üst seviyeye çıkarmış durumda ve insanlar artık rahatça kulübü neler yapıyor, hangi oyuncuları alıyor, bunu takip edebiliyor. Oyuncu gelmeden videolarını izleyebiliyor. Bunlar zenginliktir. Çünkü aylarca futbolcuyu bekleyip benim hani küçüklük dönemimde veya tribünlere gittiğim dönemde oyuncuları izlediğimi, takip ettiğimi, acaba gelecek mi diye uykusuz geceler geçirdiğimi bilirim ben. Günün sonunda da oyuncunun gelmediğine de çok kez şahit olduk. Yani 100 oyuncu okurduk, biri belki gelirdi. Şu anki genç nesil bence değerini bilmeliyiz. Ya beni boş verin. Ben kendimle ilgili demiyorum. Yani şu an çok güzel bir ekip oluştu. Bence insanların bu genç nesile en ufak bir hatada demeyeyim de ayağa kaydığında veya bir yanlış yaptığında saldırmasının temeli de hep geçmiş nesildeki gazetecilerden geçiyor. Çünkü o değişim ve dönüşümü ben ciddi şekilde sağladıklarını düşünmüyorum. Artık emekli olma vakti gelen gazeteciler de emekli olsunlar. Tabii ki tehditler de alıyoruz, telefonlar da alıyoruz. Hiçbir başkanla aram iyi değil mesela benim. Yani tabii ki gördüğümüzde selamlaşırım, saygı duyarım hiçbir zaman hem makamlarını hem şahıslarını. Ancak insanlar bizim ülkemizde transfer haberciliğinin, evet bir yandan taraftarın en çok istediği, en çok belki de etkileşimin olduğu 12 aylık süreçteki o 4 ay. Evet bunu kabul ediyorum ama bundan bütün takımlar rahatsız oluyor. Bu bizim işimiz ve bunun bir iş olduğunu, onlar transfer yapıyor, o onların işi. Transferi saklamak da onların, yönetimlerin, başkanların, kulüplerin işi. Onu açığa çıkarıp kamuoyuyla paylaşmak da bizim işimiz. Bir gün AVM'de yürüyordum. Böyle bir anda kolumdan çekti biri böyle arkadan böyle. Ama hani şey zannettim ben, hani böyle bir saldırı fiziki bir şey. Böyle kolumdan çekti, beni döndürdü. Abi dedi, sol bek geliyor mu Fenerbahçe'ye? Yani dedim ki güzel kardeşim, sol bek geliyor. Geliyor da yani bu da benim kolum. Hani şöyle bir merhaba desen, şey yapsan, ben zaten döner sana cevaplarım. Bu olayla ilgili işte birisi attığım bir tweetten dolayı suç duyurusunda bulmuş savcılığa. Ben de ifade vereceğim. Gittim ifadeye. Çok komik bir anı bu. Yani bilmiyorum, ben çok gülüyorum. İnşallah izleyicilerimiz de hoşuna gider. O dönemde Fenerbahçe'nin sol bek alması artık böyle bir ironik durum oldu. Yani sokakta yürüyemiyorsun. Herkes sol bek merak ettiği bir dönemdeydi. Girdim. Savcı da şaşırdı. Ya dedi, senin ne işin var burada dedi. Fenerbahçeli bir savcı. Dedi ki, sol bek kimi alacağız? Söyle. Dedim, söyledim ismine. Jadon Osterwalder. Tamam. Serbest bırakıyorum dedi. Böyle aramızda böyle bir şakalaşma olduk. Obradovic'in Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinin yapıldığı bir dönem vardı. O dönem bir haber yaptım ben. Obradovic ile sözleşme uzatılmayacak. Yine tam böyle çıkan haberlerin zıttıydı. Az önce söyledin ya, dedin yani tepki çekiyorsun. Mesela en çok tepki çektiğim dönemlerden biri. Yani seni o kulübün düşmanlığıyla bile suçlandığı zamanlar oluyor sen haber yaptığında. Dedim ki menajeri İstanbul'da değilse bu transferin bitme şansı sıfır. Çünkü Obradovic'in menajeri her görüşmede, yani bitmeye yakın her transferde yanında diye bir haber yaptım. Ardından menajeri tekneden İstanbul Boğazı'nda gezerken bir video attı ve dedi ki, istihbaratın yanlış, ben İstanbul'dayım. Şöyle kafayı kaldırdım, baktım hava bulutlu, artık yağmur yağmasına böyle 20 dakika kalmış. Videoya baktım, gayet güneşli, açık bir hava. Ve dedim ki postun altına yorum olarak, dedim bu videoyu atmışsınız İstanbul'da, şu an ben tam o bölgeye yakınım, bakıyorum ama hava bulutlu, sizin attığınız gayet güneşli, açık bir hava. Ben bunu yazdıktan sonra altına attığı ikinci post yine yalan haberin derken bir baktım orada yer bildiriminde Serbia Belgrad yazıyor. Sırbistan. Anında sildi. Daha sonra böyle bir süreç geçti. Obradovic de kalmadı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den ayrıldı. Çok ciddi bir kariyerim boyunca bu yaşıma kadar network ağı oluşturdum. Tüm dünyada. Bu arada Türkiye'de değil sadece. Tamamen bu kuvvetli network ve çalışkanlık noktasında zaten sayısız birçok habere ulaşabiliyorsun.
çok fazla uymuyorum transfer dönemlerinde. Bunu hani bir şeymiş gibi göstermek istemiyorum yani. Bunu sık sık söylüyorum. Hani bu zaten benim mesleğimin gerekliliği. Uyuyabilirsin. Sorun yok. Ama geçen sezon birkaç kez böyle erken yattığımda haber kaçırdım. Bu da bana ders oldu. Bu sezon böyle dörtleri beşleri görüyorum her gün. Avrupa'da haberlerin çıkması noktasında da hem Almanya hem de İngiltere'de Sky Sports'ta böyle bir partnerliğimiz var. Yani Türkiye'de bir haber olduğunda beni bağlıyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Çünkü ben 2013'te yaklaşık bir sene İngiltere'de dil eğitimi almıştım. Orada Manchester'da kaldığım süreçte böyle boş zamanlarımda BBC'ye, işte Londra'ya gittiğimizde Sky Sports'un böyle binalarına gidip böyle önünde fotoğraf çekinip arkadaşlarıma sanki Sky Sports'ta çalışıyormuşum gibi böyle bir imaj verip böyle tırnak içinde argo tabirle böyle artistlik yapıyordum. Bak işte Sky Sports'a geldik falan. 2022'de bu dünyanın en büyük hani medya kurumlarından biri olan Sky Sports'la olan partnerliğim, bültenlerine bağlanmam, kanallarında beni referans göstermeleri de benim için çok büyük bir gurur. Bunu da Türkiye'de herhalde yapan ilk gazeteci olabilirim. Bu dilerim gelecek nesildeki gazetecilere de öncü olur. Yakın bir arkadaşım var, onun bana bir söylemi var. Ölmekte olan bir mesleği, muhabirliği insanları özendiren ve gençlerin muhabir olmak istiyorum dedikleri bir noktaya getirdin. Senin yüzünden muhabirlik tekrar hani parlayan bir meslek oldu diye kızıyor bana. İnşallah böyledir. Ben onun fikrine saygı duymakla birlikte benim amacım insanlara örnek olmak, genç nesillere bir şeyler aktarmak, bu işin nasıl yapıldığını göstermek. Hatta çalıştığım kuruma da sürekli stajyer alıyorum ve onları haberciliğin nasıl yapılacağını, transfer haberciliğin nasıl yapılacağını, fikri takibin nasıl olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü yalnız yaşayan yalnız ölür. O yüzden sürekli alttan genç nesil yetiştirmek zorundasın. Bizim ülkede maalesef her alanda bu çok fazla tercih edilen bir şey değil. Alttan gelen neslin üsttekilerin koltuklarını kaybetmesine sebep olacağını düşünüp onlara, gençlere çok destek vermeyen gazeteciler de var. Tabii bunlar istisnadır umarım. O yüzden böyle böyle büyüdükçe küçülmek bence en doğrusu, benim de yaşam tarzım bu. Soruyu sordun. Çok para kazanıyor musun dedin. 13 senedir kirada oturuyorum, buradan anla. Hiç menajerlik gibi düşüncem yok. Bunu hep söylüyorum. Yapsam çoktan yapardım bunu zaten. Yani ben her defasında söylüyorum ve bunu hep üstüne basa basa söylüyorum. Böyle iddiaları olan her kişiyi de bunu kanıtlamaya davet ediyorum. Yalanlarla bunu söyleyen çok kişi oluyor ama ben onlara etkiye tepki gösterdiğim zaman da kesiliyor. Çünkü ellerinde bir done yok. Ellerinde resmi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Az önce de söyledim. Ya menajerlik yapan insan veya menajerlikten para kazanan bir insan İstanbul gibi bir yerde dolar ve euro kurunun bu kadar zirveye çıktığı bir dönemde ya bir tane transfer yapsan zaten bir tane daire alırsın. Bak ne diyorum ben sana. 13 senedir kirada oturuyorum. Alibeyköy'de yaşıyorum. Yani insanlara ben hep üzülüyorum biliyor musun böyle durumlara. Niye üzülüyorum? Çünkü çok zor zamanlardan geçip belli bir noktaya geliyoruz. İtibar benim hayatım için en önemli şey. Çok çabuk kaybedilir, çok zor kazanılır. Ben de ölene kadar itibarım için yaşayacağım. Bunu da hep her yerde söylemişimdir. Söylemeye de devam edeceğim. Benim hayalimde, hedefimde sağ içine inmek. Sportif direktör olmak gibi bir arzum var. Bunun da bir üstü 2020'de TRT'de katıldığım bir programda söylemiştim. Hatta daha dalga geçmişlerdi. Kulüp başkanı olmak istiyorum diye. Uzun vadede hedefim bu. Bu hedefime ulaşabilir miyim bilmiyorum ama global anlamda gazetecilik yapmak da diğer arzum. Bunu kısmen başarmış durumdayım şu anda. Yerleşik olarak İstanbul'dayım. Evet, kabul. Ama uzun vadede yurt dışına gidip Türkiye'yi orada çok ciddi şekilde temsil etmek ister sahada ister medya tarafında en büyük hedefim. Yok, gitmem. Yani para benim için hiçbir zaman önemli olmamıştır. Yani ben bunu söylediğimde ya hadi ya Yağız diyenleri böyle izlerken duyuyor gibiyim ama zaten yaşamımı yakından takip edenler görür bunu. Çok böyle lüks içinde yaşayan bir insan değilim. Mütevazi yaşayan bir insanım. O yüzden Suudi Arabistan'a giden bütün futbolculara, gazetecilere saygım var. Ama benim için öncelik arkadaşlarımın, sevdiklerimin yanında olmak ve çok sevdiğim, asla vazgeçemediğim İstanbul'dan ayrılmamak. Şimdi diyeceksin ki Avrupa hedefliyorsun, İstanbul'dan nasıl ayrılamıyorsun? Hedef başka bir şey. Hedef olursa işin içinde o zaman ayrılabilirim. Çünkü o hedef beni oraya taşıyacağı için bazı şeylerden daha kolay vazgeçebilirim. Ama günün sonunda hayatım aslında mütevazi, sıradan. İşte 1+1'de yaşıyorum. Böyle bir hayatım var benim. Ben net olarak şunu söylüyorum. Gazetecilikten öncesi, sonrası yani bütün ömrüm dahil gördüğüm en iyi transfer dönemi. Net bir şekilde yani. İkincisi oldu mu? Olur mu bundan sonra? Olur mu? Ona da emin değilim.
Fenerbahçe ve Galatasaray kurdukları kadrolarla ciddi şekilde makas açtı diğer takımlarla beraber. Bazen kendi şahsi menfaatleri, kendi şahsi PR'ları ve kulüplerinde güçlenip önemli bir pozisyona geçmek için medyayı kullanıyorlar. Buna gerek yok. Zaten sen, hep söylerim ben, kendim için de söylerim. Sen işini yaparsan konuşulursun. İşinle konuş. Yani iyi iş yap. İnsanlar zaten seni konuşur. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Son dönemde işte bu sezon Fenerbahçe'nin yaptıkları çok önemli yıldızlar aldı. Sayın Erden Timur'un iki sezondur belki de rakiplerine de çıtayı yukarı çekmesinde yardımcı oldu. Ben sana söyleyeyim, Galatasaray Icardi, Zaniolo, işte Lucas Torreira, bu tarz isimleri almasa, daha düşük bir profile gitse belki de bu ekonomik girdapta hiçbir kulüp kendini sıkmadan kaliteyi de belki yüksek seviyeye çekmeyecekti.